Sandıya Arzon'un masum olduğunu öğreniyor. Sandıya terası kontrol eder ve Ved'e verdiği sözü hatırlar. Sandıya kafasına çarpan bir drone olduğunu hatırlar ve o sesin ne olduğunu düşünür. Burada sadece Arzo ve kendisi olduğunu, bayıldıktan sonra kalktığını, ayağına bir şey çarptığını düşünür. Sandıya etrafa bakar ve drone kamerasını görür. Müfettişin drone kameralarıyla güvenlik hakkında söylediklerini hatırlar. Sandıya drone'u alır ve karakola gider. Sandıya karakolda tebrik telefonları alır. Adam dizüstü bilgisayardaki drone'u kamera görüntülerini aktardığını söyler. Sandıya müfettiş görüntüleri izler. Görüntülerde Sandıya bayıldığını görür. Arzon'un ayağa kalktığını, Arzon'un yangını söndürmek için su vanasını açtığını, Sandıya'ya su düştüğünde bilincinin yerine geldiğini görür. Sandıya, Arzon'un kendisine saldırmadığını, kendisine yardım etmeye çalıştığını, yangını söndürerek herkesin hayatını kurtardığı anlamına geldiğini söyler. Arzon'un bir suçlu olmadığını, masum olduğu anlamına geldiğini, kendisinin büyük bir hata yaparak onu vurduğunu söyler. Müfettiş evet diyor. Videoda anlaşılıyor. Ama soru şu ki, masumken neden polis gözetiminden kaçtığını sorar. Sandıya bir şeyler olacağını ve Arzon'un herkesten hayatını kurtardığını söyler. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız.